Günaydın, iyi pazarlar sevgili izleyiciler. Ben bugün deprem konusunu bir defa daha gündeme taşımak istedim. Zaman zaman yapıyorum bunu. Herhangi bir özel bir günü beklemiyorum. Yani Marmara depreminin yıl dönümünde bu konuyu gündeme getirelim, ondan sonra unutalım gibi bir şey yok. Ben gazeteciliğe başladığımdan beri bu konuya çok önem veriyorum. Dikkati çekmeye çalışıyorum. Hazırlıklarımızı arttıralım ve risklerin farkında olalım diye gayret gösteriyorum bir medya mensubu olarak. Bugün çok değerli iki hocamızı davet ettim bugünkü programa. İlginç bir, belki de bir tesadüf ama zaten bir deprem kuşağında olduğumuz için bizi şaşırtmamalı. Bu sabaha karşı da Marmara bölgesinde hissedilen bir deprem yaşandı. Ama zaten bizim ülkemiz depremler ülkesi olduğu için muhtelif büyüklüklerde bizim hissettiğimiz ve hissedemediğimiz depremler meydana geliyor. İstiyorum ki hazırlıklarımızı bir gözden geçirelim, ne durumda olduğumuzu bir görelim ve farkındalığımızı arttıralım. O nedenle size tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu konuları konuşacağız ve sizin de sorularınız varsa bu konuyla ilgili olarak lütfen gönderin ama tabii süremiz oranında onları yanıtlamaya çalışacağız. Hemen hocalarımıza tekrar merhaba demek istiyorum. Profesör Doktor Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi, her iki hocamızın da üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, böyle bir çok önemli bir kurum var Türkiye'de, onun müdürü Haluk Hoca, profesör. Ve diğer hocamız da Profesör Doktor Ali Pınar, Boğaziçi Üniversitesi'nden yine Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz hocam. Sizle ilk defa program yapıyoruz. Haluk Hoca ile daha önce de bir program yapmıştık. Hocam ne dersiniz? Söylediklerime katılıyor musunuz? Yani bu konular medyamızda tabii gündem, Türkiye'nin gündemi çok yoğun olduğu için ancak belli yıl dönümlerinde hatırlanıyor. Ama ben çok uzunca bir zaman diliminde bu konuları hatırlatmaya çalışıyorum. O nedenle size de teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi Türkiye'nin çok önemli kurumlarından biri olduğunu, Boğaziçi Üniversitesi'ni zaten hepimizin çok saygı duyduğu ve bildiğimiz bir üniversitemiz ama Kandilli Rasathanesi çok önemli bir bilim merkezi, bir ölçme merkezi aynı zamanda ve bu sene 150. yılında. Evet. Değil mi? Çok uzun bir zaman dilimi. 1868 tarihinde Rasathane-i Amiri olarak, Osmanlı Rasathanesi olarak kurulan rasathanemiz bu yıl 150. yılını kutluyor. Türkiye'de konusunda bir tek olma özelliğini taşıyor. Yani araştırma, hizmet, servis ve eğitim. Üçünü bir arada toplayan bir enstitü. Bir yedeği yok mu hocam bunun? Allah korusun. Diyelim ki Kandilli Rasathanesi'nde bir büyük bir tatsız bir şey oldu da kullanılamaz hale geldi. Türkiye'de bir B planı yok mudur? İkinci bir yerde daha bir rasathanemiz yok mu bizim? Vardır. Deprem konusunda diyorsunuz. Deprem şu anda konusunda. 2009'da kurulan AFAD tabii ki bu görevi çok önemli bir şekilde yerine getiriyor. AFAD'ın da Türkiye'de tesis etmiş olduğu çok geniş bir deprem ağı var. O deprem ağı tabii ki şu anda da yetkili kuruluş bu konuda resmi anlamda AFAD'tır. Ölçme yapabiliyorlar. Ölçme yapıyorlar ve tabii ki depremin lokasyonu ve büyüklüğünü resmi olarak bildirme görevi de AFAD'tadır. AFAD'da. Evet. Peki. Üç bileşenin de bir arada lütfen olan başka bir kurum yok tabii. Evet. Üç bileşeni demek istiyor hocam. Yani eğitim. Araştırma ve hizmet. Hizmet, evet. Zaten izleyicilerimiz de hemen aşina oluyorlar, hatırlıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi'nin bildirdiği bilgiye göre diye, değil mi? Evet. Depremler hep Türkiye'de uzun yıllar boyunca böyle bilindi. Şimdi ben merak edilen konulardan itibaren başlamak istiyorum. Hocam sizin de bir hazırlığınız var. Oradan da bize bilgiler verebilirsiniz. Bu biraz soracağım soru aslına bakarsanız afet yönetiminin konusuna girebilir. Ama siz de bir bilim insanı olarak lütfen bu konuya, soruya yanıt vermeye çalışın. Bir deprem olduğu andan itibaren, yıkıcı bir depremden bahsediyorum. İlk 3-5 dakika içinde yapılması gerekenler nelerdir? Vatandaşlar neler yapmalılar, neler yapmamalılar? Bir bunu özetleyelim mi kısaca? Aslında şöyle, biraz geriye gidersek 17 Ağustos depreminden, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden sonra bu konuda çok önemli adımlar attık. Ülke olarak adımlar attık. 99 depreminden sonra yine Kandilli'de kurmuş olduğumuz afet hazırlık eğitim biriminde bu konuda deprem öncesi, anı ve sonrasında neler yapacağımıza dair çalışmalar ve yayınlarımız var. Bunlar da web sayfasından direkt olarak izlenip indirilebilir ve çalışılabilir. Çok güzel. Deprem anında aslında şöyle yapalım. İzin verirseniz lütfen. Deprem öncesi önemli. Çünkü deprem zararlarının azaltılması. Aslında depremi biliyorsunuz önleme şansımız yok. Bu bir doğal olay. Bundan kaçamayız. Yani deprem bu topraklarda, coğrafyalarda
tarih boyunca olmuş, oluyor ve olacak. Evet. Dolayısıyla bunun önüne geçemiyoruz ama depremle barışık yaşamamız lazım, doğayla barışık yaşamamız lazım. Psikolojimizi bozmadan hazırlanmamız lazım. Deprem öncesinde yapılacak çalışmalar çok önemli. Bunu hep zararları azaltma çalışmaları nedir? Son yıllarda özellikle gündeme gelen ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları. Yani kentsel dönüşüm çalışmaları, önceki Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Öztaş'taki beyefendinin söylediği gibi 7 milyon 500 bin tane bağımsız bölümden bahsediyorlar riski. Ve yılda çok 500 ciddi, bin çok ciddi bir rakam. 7,5 milyon bağımsız bölüm bölümden var. Bir bölümü konut ve risk altında. Deprem güvensiz diyelim. Güvensiz. Bunların hedeflerimiz yani bu kentsel dönüşümlerin kendi ifadeleridir. Yılda 500 binlik bir hedef var. Bu hedef çok önemli bir hedef. Ve bu hedef gerçekleşirse tüm bina yapı stoğunu deprem güvenli yapmamız için 15 yıla ihtiyacımız var. Bu yapılıyor mu? Yapılıyor. 2006'da özellikle Marmara'da İSMEP, İstanbul Valiliği'nin altında, proje koordinasyon biriminin altında İSMEP projesi başlatıldı. İSMET mi? İSMEP. MEP. İstanbul Anladım. Sismik Risk Azaltma ve Afet evet. Yönetimi Projesi. Bu proje kapsamında birçok kamu kurumları, okullar, hastaneler, viyadükler, köprüler güçlendirildi. Yeni yapı, kimi yıkılıp yeniden yapıldı, kimi güçlendirildi. Dolayısıyla afet zararlarını azaltma çabası tarafında bir çalışma yapıyor. O bir taraftan devam ediyor. Devam ediyor ve etmek zorunda ve hızlanarak gitmek zorunda. Çünkü biz şunu biliyoruz, birazdan yansıda da gösterebiliriz. Kuzey Anadolu fayı 1939'dan beri kırılmaya başladı. Onun yansıda belki bir depremlerin batıya doğru göçünü verebiliriz. Yani neden Marmara diyoruz, neden deprem diyoruz, neden önemli diyoruz? 1939'da Erzincan'dan başlayan deprem hareketi batıya doğru 42, 43, 44, 67, 57, kategorik olarak batıya doğru mu geliyor? Bir şeyi var, bir yansıtı var. Gösterelim lütfen arkadaşlar. Evet, yansıtı gördüğünüz gibi. Bu mudur efendim? Budur efendim. Yani 1939'da Erzincan'dan başlayan deprem göçü, 42'de Tokat Erbaa-Niksar, 43'te Ladik, evet. 44'te Gerede, 57'de Abant, 67'de Adapazarı depremi oldu. Ondan sonraki depremin olduğu yerler 1999 depremi. Bu kırmızı ve sarı olarak gördüğümüz bölümler bize daha yakın olduğu evet, için. Evet, yok sadece görsel ayrılması görsel. Açısından. Yani bakın dikkat ediyorsanız 39'dan başlayarak deprem Kuzey Anadolu fayı boyunca batıya doğru göç ediyor. 1912 Şarköy Mürefte depremi var. Arada yani 20. yüzyılda olmuş depremleri görüyorsunuz. Yani evet. Marmara'nın ortasında bir boşluk var. Şimdi herkesin de gözü, bizlerin de gözü bu boşlukta ve bu boşluk bir gün dolacak. Ne zaman dolacak onu bilmiyoruz ama onunla ilgili bilgileri söyleyeceğim. Tamam. Deprem öncesinde yapacaklar var, anında yapılacaklar var. Çok tipik her yerde söylendiği gibi deprem anında çök, tutun, kapan veya cenin pozisyonu bunlar da araştırma safhasında ama deprem anında insanların nasıl davranacağı, aslında deprem öncesinde her ailenin deprem acil planının olması lazım. Yani bunun anlamı nedir? Deprem anında ne yapacağız, kiminle iletişim kuracağız, nereye gideceğiz, nerede toplanacağız? Bunların her bir aile, çekirdek aile kendilerinin bu planları yapması lazım. Hocam bir tahmin yürütelim mi beraberce? Ben Türkiye'deki ailelerin kaçı bunu yapmıştır diye şimdi düşünelim. %5'i yapmış mıdır? Ben tahmin etmiyorum %5'i. İyimser bir tahmin olduğunu düşünüyorum %5'in. Çok iyimser bir tahmin. Bakın daha vahim bir gerçeği ortaya koyalım. Marmara depremi mesela. Marmara çok riskli bölgelerimizden bir tanesi değil mi Ali Hocam? İnsanlar evlerindeki eşyaları bile daha sabitlemediler. Bakın çok basit bir şey söylüyorum. Yani bu basit bir önlem bir yıkıcı depremde insanların hayatını kurtarabilir. Çünkü bir objenin fırlayıp gitmesi veya başınıza çarpması ölmenize neden olur. Neden peki biz bu bilince sahip olamıyoruz? Biliyoruz bir depremin olacağını. Artık bu bir bizim için yeni bir bilgi değil. Fakat hala tedbir almadık. İnsanların %5'i bile tedbir almadılar. Ne dersiniz Ali Hocam? Size bir şey söyleyeyim. Yani şimdi aslında burada bir görev paylaşımı, görev dağılımı yapılmış durumda aslında. Şimdi yerel yönetimlerin yapması gerekenler var. De bilim adamlarının yapması gerekenler var. Yani her şeyi de üniversitelerden, enstitülerden beklememe gerekir.
özellikle 99 depreminden sonra mesela özellikle deprem anında neler yapmamız gerektiği konusunda yani Kandil Hastanesi de ciddi anlamda eğitim verdi. Yani gerek okullar olsun gerekse yerel yönetimlere istinaden olsun. Yani çok geniş kapsamlı eğitimler verdi. Kimin nasıl davranması gerektiğini, deprem esnasında neler yapmamız gerektiğini. O yüzden demin sizin sözünü ettiğiniz daha evimizdeki mesela tehlikeli eşyaları belirleyip onları sabitleme konusunda bence yerel yönetimlere de aslında çok iş düşmektedir. Yani bunlar da her mahalle bazında olsun, ilçe bazında olsun bunlar da eğitime aktif bir şekilde katılmalı. Yani ben belediyelere bir çağrıda bulunuyorum. Şimdi seçimler de yaklaşıyor. Onların ayrı bir gündemleri de var ama bir kağıt parçası yapsalar mesela veya internete erişemeyen insanlar da var diye düşünüyorum. Her kapının altından bir atsalar. Deseler ki bir deprem gerçeğimiz var. Lütfen bunları tamamlayın, yapın. Kesinlikle. Şunları yapmayın. Kesinlikle. Bu bile belki yüz binlerce insan hayatını kurtaracak. Yani birbirimizi bir şekilde dürtüklememiz gerekiyor. Ben o nedenle bu programı yapıyorum. Evet. Aslında izin verirseniz şöyle bir şey lütfen söyleyeyim. Bizim ülke olarak, daha doğrusu ırk olarak diyelim, genlerimizde birçok anlık tepkiler verebiliyoruz. Çok hızlı bazı şeyleri yapıyoruz. Ondan sonra bir anda duruyoruz ve geri adım atıyoruz. 99 depreminden sonra Ali Hocam belirttiği gibi Kandilli'de başlatılan, proje olarak başlatan, sonra bir birime dönüştüren afet hazırlık eğitim biriminde bunların hepsi bila bedel, ücretsiz olarak web sayfamızda var. İnternetten herkes indirebilir. Kitapçıklarımızda, materyallerimizde, web sayfasında var. Ayrıca haftanın iki günü, önceden bir gündü, çarşamba ve perşembe günleri bu konuda rasathanesinin kapılarını okullara açıyoruz. Hala ve öyle mi? Hala öyle. Çarşamba ve perşembe günleri internet üzerinden randevu alınarak çarşamba ve perşembe günleri her gün için çok önemli. 6 okulu misafir ediyoruz ve buralara bu okul öğrencilerine, öğretmenlere, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite düzeyinde bilgiler veriyoruz. Peki vatandaşlarımız belki bilmiyorlardır. Nerededir Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi? İstanbul'un neresindedir? İstanbul'un Çengelköy'ündedir. Kuleli Asker Lisesi'nin sırtındadır. Çengelköy'den direkt ulaşım yapılabilir. Evet. Şimdi bir de isterseniz internet sitenizi yani arama motorlarında Kandil Rasathanesi yazarlarsa çıkar mı karşılarına? Çıkar. koeri.boğun.edu.tr. Çok önemli. Şimdi efendim Ali Hocam siz tsunami konusunda da çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Özellikle uzmanlık alanınızın içinde bir alt konu olarak bu meseleyi de ele aldınız. Gerek Japonya depreminde gerekse dünyanın yani denize ve okyanusa kıyısı olan ülkelerinde deprem sonrasında bir tsunami tehlikesinden de yani deniz etkisinden de söz ediliyor. Bizim denizlerimiz açısından Türkiye'yi kuşatan denizler bakımından nerede bir tsunami olma riski vardır veya var mıdır tsunami riski? Yani o konuya şu şekilde değinebiliriz. Aslında tsunami benim doğrudan uzmanlık alanım değil de bundan 3 yıl kadar önce o tsunami ve deprem araştırma ve izleme merkezi müdürlüğü görevini yürüttüm. Oradan yaptığımız çalışmalar neticesinde özellikle tsunami konusunda çok iyi yetişmiş uzmanlarımız var. Türkiye'de? Evet, Türkiye'de. Yani özellikle bizim birimimizde. Yani bunlar hem Avrupa'da önemli kurumlarda görev almaktadır. Yani o yaptığımız çalışmalardan da gördüğümüz kadarıyla örneğin Marmara Denizi'nde aslında çok büyük boyutlarda tsunami beklenmiyor. Yapılan modelleme çalışmalarında en fazla 2 metre civarında. 2 metre 20 santim civarında. Öyle civarında mi? Yani 5-6 metrelik bir şey beklenmiyor. Şöyle Marmara'da söyleyelim, farklı, çok özür dilerim yok, hocam. Yok rica ederim. Farklı senaryolar geliştirebilirsiniz. Önemli olan optimum senaryoya git. Yani ne muhtemel olması beklenen senaryoya git. 2,5 metreler civarında en fazla olması beklenen optimum senaryo. Modellemeler bunu göstermekte. Peki bu bir tsunami midir? Yani öyle kategorize edilir mi bu? Ya edilebilir çünkü mesela 2-2,5 metre belki rüzgarda da oluşur. Kuvvetli bir rüzgarda da oluşur. Ancak tsunami dalgasıyla rüzgarın oluşturduğu dalga arasında şöyle bir fark var. Tsunami dalgası çok büyük hacimli bir dalga. Dolayısıyla yani bu 2,5 metre gelip geçmemektedir. Bunun ardından çok büyük acımlı dalga olduğu için su baskınları olmaktadır. Büyük bir yani enerji kıyıdan, açığa çıkacak. Evet, kıyıdan içeriye doğru ilerlemektedir. Şimdi izleyicilerimiz kolay gözünde canlandırsın diye
şu kadarlık bir sel bile, su kütlesi bile bir insanı hareket ettirebilir. Hatta biraz daha yüksekte olursa bir otomobili hareket ettirebilir. O nedenle biz bunu 2,5 metre diye küçümsemeyelim. Denize yakın sahil şeritlerinde büyük bir yıkım etkisi ve sel etkisi yaratabilir. Şöyle bir örnek verelim. 21 Temmuz 2017 6.6 Bodrum Kos depremi. Biliyorsunuz deniz 30 santimlik yükselmesi kıyıda, görüntüleri hatırlıyorsanız televizyonlarda, yaklaşık 100-150 metre kadar içeriye giren dalgalar ve kıyıdaki şezlongları denize aldı. Tekneler birbirine girdi. Dolayısıyla 30 santimlik bir dalga yüksekliğinden çok çarpıcı. Dolayısıyla 2,5 metre deyip geçmeyelim. 2,5 metre deyip geçmeyelim ama hiçbir zaman psikolojimizi bozmayalım. Hiçbir zaman Marmara'da özellikle biz bir uzak doğuda, Japonya'da olan bir depremden sonra gördüğümüz felaket senaryoları olmayacaktır. Çünkü Marmara'daki tsunami'den kaynaklanan. Çünkü Marmara'da olacak tsunami fayın özelliğinden dolayı bizim beklentimiz, öyle değil mi hocam? Yani deniz tabanında meydana gelecek heyelanlardan dolayı olacaktır. Evet. Dolayısıyla Marmara'daki olası bir depremin vereceği zararlar, tsunami'nin vereceği zararlardan kat ve kat fazla olacaktır. Bu görece olarak bir detay ama biz bu konuyu yine önemli bir şekilde getirdik. Tsunami yani deprem yıkım etkileri arasında belki ilk sıralarda değil. İstanbul ve Marmara açısından konuşuyoruz. Şimdi efendim Marmara'da bir büyük deprem bekleniyor. Bu konuda hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Hemfikiriz. Peki hocam, değerli hocalarım, bu depremin, bir yıkıcı büyük depremin hangi büyüklükte olma ihtimali daha yüksek görünüyor? Bir onu hatırlatalım. Peki. Marmara için. Bu kırılmayan fay açısından. Bir onun görüntüsünü de verelim isterseniz. Onun görüntüsü var aslında. Bir sonraki slide'da sanırım. Budur. Şimdi burada yansıda gördüğünüz 1509-1766'da olan iki tane depremin kırdığı yerleri. Tabii ki bunlar tarihsel kayıtlardandır ve tarihçilerle yer bilimcilerin ortak çalışması sonucunda elde edilen bilgilerdir. 1894 kırığını da görüyorsunuz orada. Bakın biz yani genelde kabul görülen çalışmalar diyelim. Bu fayın aslında ortadaki kırmızılı bölge 1999'da 1912 depremleri arasında kalan kırılmayan bölge. Şimdi aşağı yukarı ne kadar bunun uzunluğu yaklaşık? Marmara boyunca kaç kilometre hocam? Yani 150 kilometre civarında bir fay. Kırılmayan bölüm. Kırılmayan bölüm. Bunun derinliği yaklaşık ne kadar? Ne kadar derinde bu hocam? Ali hocam? Yani kırıl... Ne dersiniz? Yani o konuda aslında Türk-Japon projesi gerçekleşti. Evet. Daha yeni bitti. Ve Marmara Denizi'nde şu an ekranda gördüğümüz fayın direkt üzerine 15 adet deniz dibi simograf yerleştirildi. Yani fayın üzerine yerleştirildi. Yaklaşık ne kadarlık bir derinlikten bahsediyoruz? Maksimum 1200 metreye kadar varan derinlik. 1200 metre. Evet, yani oradan elde ettiğimiz çok ilginç bulgular var aslında. Yani biz daha önce fayın kalınlığı, yani derinliği diyelim, yaklaşık 10-15 kilometre olduğunu düşünüyorduk. Sismojenik son değil. Ne çıktı ortaya peki? Fakat çok hassas çalışmalar neticesinde bu derinlik yani 20 hatta 20-24 kilometre civarında olduğunu gördük. Derinliğin daha fazla olduğunu mu öğrendik? Evet, onu öğrendik. Yani o, ne anlama geliyor? O derinliklerde deprem olduğunu. Yani sismojenik deprem, deprem üretebilecek. Deprem bölgelerin. Üretebilecek bölgelerin daha derinlerde peki, de olabilir. Peki bu bizi... Ya, bu iyi bir haber mi, kötü bir haber mi? Onu yorumlamaya çalışalım biraz. Yani bu fayın derinliğinin, katmanın büyüklüğü, depremin şiddeti ve büyüklüğü hakkında doğru orantılı bir şey midir? Yani şöyle diyebiliriz. Aslında hem iyi haber hem kötü haber var yani bu elde ettiğimiz proje sonucunda. Yani iyi haber şu olabilir. Bu 24 kilometre civarında deprem derinliği olan bölgede aslında üstteki katman yaklaşık 8 kilometrelik kısım enerji biriktirmediğini de gördük. Biriktirmiyor. Yani günümüzde yavaş yavaş akmaktadır yani. Evet, krip hareketi dediğimiz bu şey. Bu yeni bir bilgi mi? Ne kadarlık bir bilgi? Bu ne kadar önce çıktı? Yani ben bunu duymadım çünkü. Evet. Şu an inceleme de makalede. Makale aşamasında evet. Bunlar. Yani bilimsel olarak yayına sunulmak üzere dergilere gönderildi. Evet. Çok yeni bir bilgi. Burada aslında şunu öğrendik. Temel bu Japon, Türk-Japon projesinden ortaya çıkan sonuç fayın. Marmara'dan geçen kısmının tek parça, homojen bir özellikte olmadığını, fayın bazı kısımlarının parçalı yapıda olduğunu, hocamın dediği gibi bazı kısımların derinlerde deprem yarattığını, bazı kısımlarda deprem aktivitesinin çok az olduğunu, bazı kısımlarda yani çok üç fayın çok üç parçasının karmaşık bir yapıya sahip olduğunu
gördük. Peki bu fay tek parça halinde olsaydı risk daha mı büyük olurdu? Tabii ki. Yani tek parça halinde bu fayın tek parça halinde bir kere de kırılması demek oluşacak depremin büyüklüğünü, aletsel büyüklüğünü çok fazla arttırması. Yani bunun telaffuz daha mı fazla? 7.7 civarında gibi büyük. Korkunç bir şey yani. Korkunç bir şey ama biz onun öyle olacağını tahmin etmiyoruz. Bir önceki slide'ı tekrar gelebilirsek. Bir önceki slide'ı tekrar gelelim. O Marmara Denizi'ndeki kırılmayan faylar bunlar. Bunun yani senaryo bunun üç parçalı olarak kırılabileceği gibi. Peki. Ama hocamın dediği iyimser senaryoda da yine iyimser senaryonun dahi 7 noktanın üstünde, 7.2'nin üzerinde bir depremden Şimdi bahsediyoruz. Şimdi çok önemli bir KJ bilgisi verelim. Yani bu bir felaket teorisi değil, bir gerçekten bahsediyoruz. İki değerli bilim insanı, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, bu konuda uzmanlığı olan insanlar diyorlar ki Marmara Denizi'nde iyimser senaryoda bile fay hatlarının parçalı olduğunu öğrendik, gördük ama bir büyük yıkıcı deprem üretme riski yüksek. Ve bu deprem olursa 7.2 civarında olabilir. Daha önce konuştuğum bilim insanları da buna benzer yorumlar yapıyorlardı 7.2 civarında. 7.2 çok büyük bir yıkım yaratabilir, değil mi hocam? Evet, yani 7.2, 7.4, 7.5 gibi farklı senaryolar da var olacak. Ve bir depremden bahsetmiyoruz. Belki belli aralıklarla peş peşe 2 veya 3 deprem de olabilir. Yani bir mesela 7.4 ardından 7.0, 7.1 gibi. Mümkün mü? Artçıları bu büyüklükte olabilir mi? Artçı gibi değil de aslında farklı yani birbirine tetikleyerek. Artçı değil de 3 ayrı deprem diyelim bunu o zaman değil mi? Yani senaryo olarak tabii 3 tane farklı senaryo veya bunlar arasındaki kombinasyona göre daha farklı senaryolar da ortaya çıkabilir de. Ancak demin yansıda da gördüğümüz gibi 3 tane fay parçası orada kesin gözüküyor. Evet yani. Farklı kesin görünüyor mu o? Evet. Evet bir daha gördük onu. Bir daha bakalım. Ve bunlar arasında dikkat edersen bir sıçrama var yani. Sıçrama var. Ne demek sıçrama? Neyi yani bunlar bir bütün değil. Yani yansıda da görüyorsunuz. Evet. Burada gördüğünüz gibi bunlar bütün bir çizgi değil de bir aralık var aralarında. Şimdi hocam benim bu kırmızılardan bahsediyoruz değil mi ağırlıklı olarak? Evet. Evet. Şimdi bakın bunlar İstanbul'a yani İstanbul'da nüfusun çok yoğun olduğu ilçelerimize çok yakın faylar. Efendim işte Silivri, Tekirdağ, Avcılar, Büyükçekmece geliyor. Adalar. Adaların neredeyse yani gördüğün kadarıyla tam altında. Güneyinden geçiyor. Çok yakın. Neredeyse yüzme mesafesinde. Kulaç atarak ulaşılabilecek uzaklıkta bir şeyden bahsediyoruz adeta. Dolayısıyla Adalar ilçemizde çok büyük bir risk altında. Değil mi? Aslında şöyle diyelim yani İstanbul Marmara bölgesi risk altında diyelim. Adalara spesifik olarak yaklaşmak belki yanlış yorumlara sebep olabilir. Bir de burada önemli olan bilgi şu. Bilim insanları bilimsel gerçekleri ortaya koyuyorlar. Lütfen bunu böyle algılayın ve toplumda ne infial yaratmak istiyorlar, ne insanlara psikolojilerini bozmak istemiyorlar. Sadece bilinen gerçekleri ortaya koyuyoruz. Benim hep söylediğim şey aslında biz bu gerçekleri ortaya koyduktan sonra yani deprem gerçeğini bilim insanlarının kenara çekilip belki biraz durması ve susması lazım. Çünkü bundan sonra hocam atıyorum, susmayın ne olur. Biz hatırlatırız. Yok peki. Ben bilim insanlarımız bu konuda çok dikkatliler. Kamuoyunu infiale sürüklememek gibi bir özel bir hassasiyet de ortaya koyuyorlar ama bir bilimsel gerçeği de gizleyemeyiz kuşkusuz. Paylaşmak lazım. Amacımız tek bir insanı bile kurtarabilirsek hayatını bu çok önemli bir şey olur. Bilinçlendirebilirsek kamuoyunu değil mi? Kesinlikle yani. Belki tam ifade edemedim söylemek istediğimi. Bilim insanlarının belki de görevi bu bilimsel gerçeği ortaya çıkardıktan sonra bundan sonra aksiyon alması gerekenler karar vericiler ve normal vatandaşımız yani karar vericiler deprem zararlarının azaltılması. Vatandaşlarımız da deprem bilincine daha çok sahip olmaları gerekiyor. Yani bir afet bilinci denen bir şey var. Bunu yani Kandil Rasathanesi üzerine düşeni zaten yapıyor. Ölçümleri, bilgileri paylaşıyor. Öteki alanlarda hepimizin, belediyelerin, hükümetin, devletin, valiliğin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın bizim bir sorumluluğumuz var. Kesinlikle. Bu konuyu unutmamamız gerekiyor. Şimdi bakın. Sayın Bakan, önceki Bakan Mehmet Özaseki benim programımda defalarca Hakan Bey lütfen bunu vurgulayalım. Bu kadar ciddi bir yıkım riski var binalarımızda demişti. 7,5 milyon dolayında bina depreme hazır değil.
Yani bu çok ciddi bir gerçeklik. Bunu şey yapamayız. Yani halının altına süpürmek gibi bir durumun söz konusu olamaz. Çünkü bakın Japonya bile, yani depreme bu kadar ciddi hazırlığı olan bir ülkede bile, işte en son yaşanan Fukushima santralindeki hadise ve deprem çok büyük bir yıkıma yol açtı. Yani Japon ekonomisi sarsıldı. Doğru. 300-500 milyar dolarlık zararlara neden oldu ki bizim kaygımız Marmara bölgesinde bir deprem meydana gelirse ekonomimizin çok büyük bölümü burada. %40'ı gibi sanki yani, öyle bir rakam. İstanbul Ali Hocam, Kocaeli, İzmit, işte Yalova, Tekirdağ. Mesela deprem tehlike haritamız da vardı. Yansıda görebilirsek yani nereler daha tehlikeli olur? Hangi bölgeler Türkiye'de, evet. Öyle mi? Onu mu kastediyorsun? Evet, evet. Bir bakalım lütfen. İbrahim'den rica ediyorum, yönetmenimizden. Evet, bu bizim doğru. Türkiye'de koyu renkli olanlar, daha yüksek riskli olan bölgelerimiz. Evet, evet. Şimdi bir ucu Van'a gidiyor. Oradan güneye iniyor. Hatay, Antakya, İskenderun'a iniyor. Ben öyle görüyorum haritamızda. Sonra efendim kuzeyinden ülkemizin, böyle Karadeniz'in biraz daha güneyinden Marmara'ya geliyor. O Kocaeli, İzmit bölgesinde tekrar bir yoğunlaşıyor. Tekirdağ'a doğru devam eden bir alan. Sonra ülkemizin Batı Anadolu bölgesinde de farklı alanları etkileyen risk bölgelerini görüyorum. Evet. Değil mi Ali Hocam? Evet, evet. Siz ne dersiniz bu haritaya? Şimdi demin Haluk Hocamız da söyledi ki aslında bilim insanları birçok şey yaptı. Artık konuşmasak da yeridir. Dedi ki aslında doğru yani. Şimdi bu harita... Daha ne diyelim diyorsunuz hocam? Haritayı koyduk diyorsunuz. Evet, yani ona... oraya gelmek istiyorum. Aslında evet. Şimdi bazen bilim adamları kendi arasında tartışıyor, işte tek parça, üç parça mı olacak? Yoksa 250 yılda bir mi kırılacak, 350 yılda bir mi kırılacak? Aslında yani bunların, bu harita bunların ötesine de geçmektedir. Neden? Çünkü bu haritalar hazırlanırken yani olabilecek en kötü senaryolar düşünülerek yapılmış. Evet. Örneğin mesela Marmara bölgesinde depremin 250 yılda bırakın, 500 yılda bir olsa bile yani büyük bir enerji birikecektir. Bu enerjinin açığa çıkması neticesinde oluşabilecek ivmeler belli az çok. Bugün mesela AFAD'ın web sayfasında da bu bilgiler yayınlanmış durumda. Herkes mesela istediği parsel bazında AFAD'ın sayfasında kendi bugün bir deprem olsa benim yaşayabileceğim en yüksek ivme ne olabilir? Şimdi izleyicilerimiz lütfen hem AFAD'ın internet sitesini hem de Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandil Rasathanesi'nin internet web adreslerine bir göz atsınlar. Şimdi o kadar çarpıcı bir gerçek var ki o Anadolu haritasını tekrar gösterelim. Şimdi efendim deprem 250 yılda bir mi olur, 300 yılda bir mi olur meselesini ben şahsen yani Hakan Çelik olarak çok gereksiz bir tartışma olarak kesinlikle görüyorum. Çünkü bu bir Rus ruletidir. Nasıl bir Rus ruletiyle elinize bir tabanca alıp böyle bir deneme yapmak ne kadar korkunç ve saçma bir şeyse bunun üzerinden vakit kaybetmemek gerekir. Çünkü olacak yani bu deprem ama bugün ama yarın. Dolayısıyla biz sanki yarın olacakmış gibi önlem almalıyız. Hocam katılır mısın? Kesinlikle buna? Öyle. Dediğiniz gibi biz bir en son bir slide vardı aslında. Bir Türkiye'nin kayma hızlarını veren bir şey vardı. En bir harita. En son kayma hızları, oklar var. Evet. Bakın bu tüm Türkiye'de gerçekleştirilen jeodezik gözlemleri yani uydu teknolojisiyle GPS dediğimiz ya da GNSS dediğimiz teknolojiyle Anadolu'nun kayma hızlarını biliyoruz. Ne demek kayma hızı? Kayma hızı, fayların yani noktaların yer değişimi. Bunlar yıllık hareketler. Bakın ortalama Anadolu Marmara bölgesi diyeyim. Anadolu ve Marmara bölgesi 2-2,5 santim hızla batıya doğru, güney batıya doğru hareket ediyor. Hatırlıyorsanız daha önceki bir programımda söylemiştim ben. Biz bir şekilde Avrupa Birliği'ne dahil olacağız diye. Evet, böyle jeolojik olarak Avrupa'ya dahil olacağız. Görüyorsunuz bakın Ege tarafında da 3,5 santimlere doğru bir hareket var. Haluk Hocam İzmir Avrupa Birliği'ne katılmış görünüyor buradan bakıldığı zaman. Evet. Bu aslında bize şu bilgiler çok önemli, yani şu veriler önemli bilgi veriyor bize. Nedir? Fayımız bakın fay belli, yeri belli, uzunluğu belli. Fayın kırılacak fayın uzunluğu belli. Evet. Yer değiştirmelerimiz de belli. Dolayısıyla biz şunu hesaplayabiliyoruz. Yer kabuğu hareketlerindeki hızlardan, jeodezik hızlardan faylarda meydana gelebilecek depremin enerjiyi hesaplayabiliyoruz. O enerjiden ne büyüklükte bir deprem yaratılabileceğini hesaplamamız mümkün. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz hesaplamalar aslında burada tamamen bilimsel verilere dayanıyor ve o fayda meydana gelecek deprem büyüklüklerini bilimsel verilerden
elde ediyoruz. Efendim, bir mukayese yapmak açısından söylüyorum. Deprem ölçüm konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o meşhur merkez dünyanın en iyileri arasında, dünyanın her yerini teknolojik imkanları var, ölçüp görebiliyorlar. Bizim Kandilli Rasathanesi deprem ölçüm ve araştırma merkezi olarak dünyada ilk sıralarda yer alır mı? Veya Avrupa'da ilk sıralarda Avrupa'da yer alır mı? Avrupa'da şöyle söyleyeyim, hocam gerçi kesinlikle beni destekleyecektir uzun yıllar o birimde görev yaptığı için. Çok önemli yerdeyiz biz Kandilli olarak. Bakın Avrupa'da. Şöyle bir şey söyleyeyim, Avrupa'da, dünyada da çok prestijli bir yerdeyiz. Neden? Bir Avrupa Birliği projesi bu bölgede yapılacaksa, Avrupa'nın ve dünyanın en önemli bilim ve araştırma kurumları Kandilli'yi partner olarak alıyor. Çok dolayısıyla güzel. Biz çok önemli bir yerdeyiz. Öyle değil mi hocam? Güzel, sevindirici bir, saygın bir kurum olması. Yani bugün az önce de konuşuyorduk, 230'un üzerinde cihazımız var Marmara bölgesinde. Sadece Marmara'da ölçüm cihazı. Ölçüm cihazı var, depremleri gözleme cihazı var. Bunlar çoğunlukla yerin altında belli nokta. Çok farklı parametrelerde ölçülüyor. Yani sadece depremi izlemek için değil, yani aynı zamanda GPS değil mi? Sismolojik istasyonlar var, sismik cihazlarımız var. Onlar da farklı özelliklerde sismik cihazı var. GPS istasyonlarımız var, kripmetre istasyonlarımız var. Kripmetre? Kripmetre, yani çok hassas olarak yer değiştirmeyi belirleyen cihazlar. Strain metre, gerinim ölçer cihazlar. Bunlar derinliği yaklaşık 150 kilometre, özür dilerim, 150 metre derinde olan cihazlar. Yine sismik dizimler var, deprem yönetimi ana bilim dalının. Bunlar Marmara bölgesinde, dağıttığınız şeyler. Binalarda da var, binaları. Ali hocam, binaların içine mi yerleştirdiniz? Evet, evet. Bunların her biri size, merkezinize sinyal mi gönderiyor? Anlık olarak veri transferi. Gerçek veri transferi yapıyor, gerçek zamanlı. Gerçek zamanlı. Siz bunları kaydediyorsunuz ve arşivliyorsunuz. Evet. Ve şey de yapıyor, sadece arşivleme değil, yani bütün bilim adamların hizmetine de sunuyor. Bu bizim verilerimiz tamamen açıktır. Açık mıdır? Açık internet kaynak üzerinden ve bütün topladığımız verileri de anlık olarak, eş zamanlı olarak AFAD'a iletmekteyiz. Eş zamanlı olarak AFAD'ın veri bankasına iletmekteyiz. Biz efendim mesela Yunanistan'da, Ege'de, İran'da olan depremleri de ölçüyor muyuz? Yani rasathane onları da tespit ediyor mu, gözlemliyor mu bir anlamda? Yakın demin söylediğimiz bu veri paylaşımı olayı aslında gerçek zamanlı olarak gerçek yapılmaktadır. Yunanistan, Bulgaristan ve bizim etrafımızdaki bütün komşularla biz verilerimizi paylaşıyoruz. Tabii onlar da verilerini açmaktadır ve bugün Ege Denizi'nde, Akdeniz'de bir deprem olduğu zaman bunların yerini de biz çok sağlıklı bir şekilde bu sayede bulabiliyoruz. Evet. Yani depremin yerini bulmak için depremi çevrelemek gerekiyor. Yani hem açık verilerden hem de üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlardan, İngiltere, yani hemen hemen bütün Avrupa ülkeleriyle veri alışverişi var yani, evet. Bir şey merak ediyorum. Daha doğrusu ben onun aşağı yukarı yanıtını biliyorum da, vatandaşlarımızın çokça gündeme getirdiği bir şey olduğu için bir yanlış algı, kanaat oturup yerleşmesin diye doğrusunu söyleyelim diye soracağım. Meteorolojik olaylarla, hava hadiseleriyle, astronomik olaylarla, efendim bu yaz çok sıcak geçti, çok soğuk oldu, kışın güneş çıktı, kar yağmadı gibi insanlar bazı yorumlar, değerlendirmeler yapıp bununla deprem arasında bir bağlantı kuruyorlar. Böyle bir bağlantı var mıdır efendim? Yani şimdi şöyle, depreme asıl sebep olan tektonik hareketler. Demin Haluk hocamızın gösterdiği GPS vektörleri vardı ya. Yani gördüğümüz gibi tüm Anadolu hareket halindedir. Esas depremlere neden olan o harekettir. Mesela Anadolu hareket etmemiş olsaydı bugün Anadolu'da deprem olmazdı. Ama o tektonik hareketler... Depreme neden olan hareket mi çoğunlukla? Hareketten mi kaynaklanıyor? Yani Anadolu'nun hareket etmesine veya dünyadaki levhaların hareket etmesinin sebebi ise biraz daha derinlerde. Anladım. Derinlerde manto dediğimiz bir katman var. Bu manto bir nevi şey, kaynayan kazan gibi düşünün. Ve bu... Volkanik bir şey mi bahsettiniz? Yani tam olarak değil de mantoda konveksiyon akımları dediğimiz akımlar meydana gelmiyor. Çünkü yerin merkezi bir nevi çok sıcak olduğu için bir ısınma meydana geldi. Ne kadar bir derinlikten söz ediyorsunuz? Yani 3600'lerden bahsediyoruz. Kilometre. Yani çok derin. Yani şeye cevap olsun diye söylemeye çalışıyorum buna. Neden levhalar hareket ediyor? Neden Anadolu hareket ediyor diye sordunuz ya. Evet. Bunun nedeni mantı içindeki konveksiyon akımları sebep olmaktadır. Aslında belki meteorolojik olaylarla bir bağlantı var mı? Oraya lütfen yanıt verin. Oraya gelmek istiyordum. Asıl sebep o demin söylediğimiz tektonik hareketler. Meteorolojik olaylar ne yapabilir? Yani
çok ufak bir tetikleme sebebi olabilir. Ama bu demek değildir ki depremi meteorolojik olaylar yarattı. Bazen çok kuvvetli yağışlar olmaktadır. Özellikle mesela uzun sonbaharda veya ilkbaharda çok uzun süren yağışlar olduğu zaman yer içerisinde biriken yeraltı suları fayın biraz hareket etmesine sebep olabiliyor yani. Mesela fayın üzerindeki gerilmeyi azaltabiliyor. Ve bu küçük depremlerin hareketine sebep olabilir. Küçük bir etki yaratabilir mi demek istiyorsunuz? Yaratabilir ama sebep değil yani. Tamam ama mesela ay tutulması, güneş tutulması vesaire bunlar arasında kanıtlanmış bir bağ var mıdır depremler arasında? Ya tamamen tesadüf diyebiliriz yani. Tamamen tesadüf. Yani bilimsel olarak yani kabul görmüş bir yöntem olarak alınamıyor. Yani bunların üzerinde belki bu kadar çok kafa yormamak mı lazım? Daha çok ana konularımıza isterseniz şöyle, bence de öyle uzaklaşmayalım oralardan. Direkt onlardan. Esas şöyle yapalım. Yani Türkiye için, Türkiye bir deprem bölgesi ve sadece aslında Marmara değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde de 6'nın üzerinde, 7'nin üzerinde depremler olabilir. Bir istatistik vardı, onu sanırım yansıtamadık ama görelim. Sanırım varsa, göremeyeceğiz. Ben de çünkü bir bilgi sizle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Biraz önce demiştiniz ki sabahleyin 3 kaçlık bir 3,5'tu deprem olmuş? 3,5'tu sanırım. 3,5'luk bir deprem oldu. Marmara Denizi. Bu aslında istatistik olarak 1900 yılından günümüze kadar tutulan bir istatistik var Kandil'de. 1895'te çünkü biz sismik gözlemlere başladık kurum olarak. Bakın tespit ettiğimiz 44.885 tane 3 ile 4 büyüklüğü arasında deprem var. 44.885. Çok 118 yılda. 118. Yani günde bir tane geliyor. Ortalama her gün bizim böyle bir deprem 3 ile oluyor. 3,5 yani 3 ile 4 arasında bir deprem olur. Bu istatistik olarak yani hiç sürpriz olmaması lazım. Tabii. Coğrafyamızda. Büyüklüğü 4 ile 5 arasında, 4 ile 4.9 arasında her 10 günde bir deprem oluyor Anadolu'da, ülkede. Anadolu'da. Anadolu ve çevresinde yani Türkiye'yi etkileyen. Ortalama 50 günde bir 5 ile 5.9 arasında. Ortalama 18 ayda bir 6-6.9 arasında. Çok ciddi bir sıklık değil mi bu evet, frekans olarak? Ve ortalama da 6,5 yılda bir 7'nin üstünde bir depremle karşılaşıyoruz. Anadolu'da. Anadolu'da, Türkiye ve hemen civarında. Bu da çok önemli bir bilgi. Bunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. 6,5 yılda bir ne dediniz büyüklüğü? 7'nin üzerinde. 7'nin üzerinde yani yıkım etkisi olabilecek olan bir depremden bahsediyoruz. Böyle bir frekans var Anadolu'nun öyle farklı yerlerinde. Belki şey de ilave etmemiz gerekir buyurun bu noktada. Şimdi dünya geneline baktığımız zaman 2-3 haftada bir 7 ve üzerinde deprem olmaktadır. Yani en son Alaska'da bir büyük deprem oldu. Onun görüntüsünü verelim lütfen. İbrahim'den rica edeyim yönetmenimizden. Bir ciddi bir deprem meydana evet geldi. Bakın evet, burası Alaska. Bizim bize göre oldukça uzak bir coğrafya. Büyük bir yıkım etkisi yarattı. Yollar bakın ne hale geldi. Ve bunun büyüklüğünü hatırlamıyorum ama 7'ler civarındaydı. 7.5'ti. Bakın yol adeta yer yarılıp içine girdi dedikleri türden. Bu da depremin yaşanma anı. Bakın nasıl bir durum yaratıyor. Evet. Yukarıdan şeyler, eşyalar, parçalar düşüyor. Oradaki bir çocuk da evet. Yani demin düşüyor. Sizin de sorduğunuz soruyla ilgili aslında şunu söylemek istiyorum. Mesela harici olaylarla deprem arasında bir ilişki var mı diye onu konuşuyorduk evet da. Şimdi 2-3 haftada bir dünyada 7 ve üzeri büyüklükte depremler meydana gelmektedir. Yani 2-3 hafta çok sık bir aralık aslında. Dolayısıyla siz 2-3 haftada olan bir depremi yani herhangi bir olayla ilişkilendirebilirsiniz yani. Doğru. Yani bu bir tamamen şey. Depremlerin haberlerin çok yayılıyor olması, sıklıkla duyuluyor olması bir kanıksanma hissi yaratabilir. Ama deprem bize yakın bir yerde oluyorsa ve büyüklüğü yüksek bir orandaysa ve derinliği de bize daha yeryüzüne yakınsa yıkım etkisi daha büyük olur. O nedenle ancak kapıyı çaldığı zaman o felaketi anlıyoruz demeye çalışıyorum yani. Aslında haklısınız. Yani Türkiye coğrafyasında dediğim gibi 1939'dan beri Kuzey Anadolu fayında deprem oluyor. Evet. Ama deprem ne zamanki nüfus yoğunluğunun, ekonominin kalbine, can damarına doğru yaklaşınca biraz daha bizim algılarımızın maalesef açıldığını İşte Marmara görüyoruz depremi. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, Şükran Ünal isimli izleyicimiz, deprem toplanma alanlarına artık ihtiyaç kalmadığı için mi imara izin verildi oralarda diyor. Deprem toplanma alanları tabii son derece önemli bir yer.
bu konularda bir farkındalık yeterince, vatandaşlarımız deprem toplanma alanlarının nerede olduğunu biliyorlar mı? Yerel yönetimler bu konuda acaba nasıl bir performansı ortaya koydular? Bu konuda aslında gözleminiz var mı hocam? Şöyle söyleyeyim, İstanbul'un afetlere hazırlık çalışmaları değerlendirme toplantısı vardı. İki gün önce, Cuma günü İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanımız biliyorsunuz AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında bir toplantı yapıldı. Orada bu konuların hepsi gündeme geldi aslında. Vatandaşlarımız belki de yani AFAD'ın belki biraz daha vatandaşı bilgilendirmesinde fayda var. Çünkü İstanbul'da 39 ilçede 2800 küsür tane, hatırladığım kadarıyla, yanılıyorsam düzeltirler, toplanma alanı mevcut. Acaba duruyor mu onlar? Var şu anda mı onlar? Yeni olanlardan mevcut. Son mevcut sayı olanları, bu mu? Yani bu AFAD'dan gelen o bilgi. Toplantıda iletilen bilgi. Ve vatandaşlar aslında TC kimlik numaralarını oturdukları yerleri yazdığı takdirde kendi bölgelerinde herhangi bir doğal afette nerenin toplanma alanı olduğunu öğrenebiliyorlar. Bu güzel. Bakın bu bilgiyi insanlar bence bilmiyorlar. Bence de İyi bilmiyorlar. İyi olduğunu söylediniz. Evet. Peki bu bilgiyi nereye yazacaklar? AFAD'ın internet sitesinden. AFAD'ın İstanbul İl AFAD Müdürlüğü'nde. KJ'de de yazalım alt yazıda. İnsanlar TC kimlik bilgilerini buraya yazdıkları zaman oturdukları lokasyonlarıyla birlikte yerine en yakın toplanma alanları veriliyor kendilerine. Bu güzel bir hizmet bence. Çok iyi bir hizmet ama insanlar bunu bilmiyor. Belki bunların biraz daha topluma yayılması lazım. Çünkü vatandaş bazen de bilgi kirliliği oluyor, bilinmiyor ama evet. Bunların net de, olarak söylenmesi yani lazım. Ali Hocam çok önemli tabii. Yani deprem toplanma alanlarına hiçbir şekilde hiçbir yapının herhangi bir gerekçeyle yapılmaması gerekir. Ya belki de şey yapmak gerekir. Yani senede en az bir defa tatbikat yapılmalı. Burada yine belediyeler, yine yerel yönetimlere iş düşmektedir. Çok haklısınız. Yani tatbikat yapan şirket, kurum pek görmüyorum. Çok bu durumda az. Herkes nerede toplanması gerektiğini de ortaya çıkacak. Türkiye'nin en büyük, en ciddi kuruluşları tabii bu konuda daha belki duyarlıdırlar. Ama ben genel olarak, yani Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak, şirketlerin çalışanlarına bakın arkadaşlar, yangında bu merdivenleri kullanacağız, şurayı kullanmayacağız, depremde şunu yapacağız diyen pek şirket bilmiyorum. Çok az şirket biliyorum, onu söyleyeyim. Kurum biliyorum yani. Yanılıyor muyum? Lütfen siz söyleyin. Yok, aslında ben güzel bir noktaya parmak bastınız. Eşim benim özel bir büyük bir holdingde çalışanı. Bazen onlara espri yapıyorum ben. Çok güzel, çalışanlarını motive etmek amacıyla çok enteresan aktiviteler yapılıyor. Ama biraz önce işaret buyurduğunuz gibi deprem gibi, afet gibi konularda maalesef özellikle büyük kurumlar, şirketler çalışanlarını bilinçlendirmiyor. Biraz önce dediğim gibi deprem anında neler yapacağımızla ilgili kimsenin bir hazırlığı yok. Ardında, anında, sonrasında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bununla ilgili yani hep amiyane bir tabir vardır. Amerika'yı tekrar keşfetmenin bir anlamı yok. 1999 senesinden sonra kurulmuş olan bir birimimiz var. Bila bedel hizmet veriyor. Lütfen bunlardan faydalansın vatandaşlarımız, şirketlerimiz, kamu kurumlarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz. Kandilli her zaman burada. AFAD yine onların da eğitimleri var. Ama sadece insanlarımız biraz daha ilgi göstersin. Çok haklısınız, çok haklısınız. Çok basit bir önlem bile, insanlar bazen evlerinde böyle klasik mobilyalara meraklı olan insanlar ağır büyük kütleler halinde mobilyaları kullanmayı seviyorlar. Yani onları sabitlemek lazım duvarlara. Veya bazen böyle klasik avizeler oluyor. Yani onların bile güvenliği en az bir 3-5 kişiyi bir aile içinde kurtarabilir. Mutfak dolaplarının sabitlenmesi, güvenliği son derece önemli. Bunlar kolay düşebilen şeyler. Çok büyük yıkıcı olmayan bir depremde bile bunlar doğru sabitlenmemişlerse yıkıcı etki yaratırlar. Değil mi çok Ali Hocam? Çok çarpıcı bir... Ali Hocam beni de bir gün alın da ben de geleyim anlatayım orada. Yani naçizane bu konuya çok, meraklı çok, bir önemli konulara vatandaş değil, olarak. Gerçekten yani. Hatta çok çarpıcı bir örnek verelim. Şimdi Kandil Hastanesi'nde Haluk Hocam'ı da ziyarete geliyor mesela konsoloslar, İstanbul'daki konsoloslar. Ve onlardan mesela aldığımız bilgilere göre, onlar mesela diyelim ki Güney Kore konsolosluğu. Evet. İstanbul'da yaşayan Güney Korelilerin sayısını, nerede yaşadıklarını biliyorlar ve bunlar her sene tatbikat yapıyorlarmış. Yani bakın, deprem çok, olursa yani o kadar yapalım? Güzel bir şey söylüyorsun. Güney Koreliler, evet, İstanbul'da bir deprem riskinin farkındalar. Toplanıp evet, bunu bir arada bir kendi aralarında bir eğlenceli etkinliğe de dönüştürüyorlardır muhtemelen.
Ama bilgilendiriyorlar birbirini. Kesinlikle. 1500 tane bildiğimiz en son bilgi. 1500 Kore vatandaşı var. Güney Kore vatandaşı var. İşte bakın, olası bir afet anında nereye gidecekleri, kimlerle iletişim kuracakları, nerede beslenecekleri hepsi hazır. Bakın nerede besleneceklerini bile biliyorlar. Bu o kadar güzel bir bilgi ki ben de benim Japon dostlarımdan söyleyeyim. Yine İstanbul'da bu aşağı yukarı Güney Korelilerin sayısı kadar Japon yaşıyor. Onlar da bunu biliyorlar. Galiba bir tek bilmeyen biziz. Yani Türkler pek farkında değiller. Ne olur yani bu bir tabii espri konusu olacak bir şey değil. Çok ciddi bir konu. Lütfen birbirimizi bilgilendirelim. Hocalar burada çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. AFAD var, Boğaziçi Üniversitesi var, internet kaynakları açık. Yerel yönetimler ne olur bu kampanya sırasında... seçim kampanyasına girildi Türkiye'de bu konuyu da ihmal etmesinler. Ya biz özellikle 150. yılımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle belediyeler aracılığıyla açık dersler veriyoruz. 4 farklı konuda deprem, tsunami, iklim değişikliği, afet eğitimi konusunda bu eğitimleri de belediyeler aracılığıyla bila bedel veriyoruz. Yani biz topluma ulaşmaya çalışıyoruz. Lütfen toplumda bir adım atıp bize ulaşsın. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi aslında Türk vatan yani TC vatandaşları da bizler de duyarlı olmamız tabii. Lazım. Yani unutmamamız lazım. Unutmayalım. Unutmayalım, unutturmayalım. Ben sık sık Twitter'dan mesaj atıyorum. Aman ne olur değerli takipçilerim. Instagram'dan yani sadece sosyal medya tabii eğlence amaçlı değil. Birbirimizi bilgilendirmek için de kullanmamız gereken bir şey. Özellikle deprem zamanlarında çok da işe yaradığını gerek Marmara depreminde gerekse Van depreminde gördük. Doğru. Hemen mobilize olduk. Birbirimize yardımcı olmaya çalıştık. Sosyal medyanın böyle de bir faydalı tarafı var. Bir kısa ara verelim ardından buradayız tekrar. Efendim yeniden merhaba. Biz bugün deprem konusunu iki değerli hocamızla konuştuk. Elbette Türkiye 1999 Marmara depreminden bir ders aldı. Birçok noktada ciddi şeyler yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Ediyoruz. Hepimiz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama diyoruz ki bunlar yeterli değil. Lütfen unutmayalım ve daha çok çalışalım. Ve eksik noksan ne varsa bunların üzerine gidelim. Bu programın yapılma amacı bu oldu. Şimdi hocalarımıza birçok soru geldi. Der ki bir izleyici, nükleer denemelerle oluşan sarsıntılara deprem denebilir mi? Bu bir deprem midir mesela böyle bir şey? Yapıldığı zaman bazen nükleer deneme yapılıyor ya muhtelif yerlerde. Evet. Yani tabii deprem denebilir şu açıdan. Mesela en son geçen yıldı sanırım Kuzey Kore'de 6'dan büyük bir deprem yaratıldı. Yani bu nükleer deneme esnasında. Anladım. Peki. Bu soru yanıt yeterli hocam. Evet. Küçükçekmece Belediyesi bir harita uygulaması yapmış. Bir izleyicimiz onu göndermiş internetten, Twitter'dan. Peki teşekkür ederim. Doktor İnci Erkin, lütfen sorar mısınız diyor. Uzun araştırmalar yapmışlar. Gezegenlerin konum ve geometrik dizilimleriyle oluşan elektromanyetik dalgaları takip ediyorlar diye bir link koymuş. Gediz ve Yalova depremlerinde sevdiklerimi kaybettim diyor. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Böyle bir not da paylaşmış. Bu konuyu da belki daha sonra siz de bakarsınız. Çokça soru var. İnşaat sektörü bu konuda ne kadar hazır diye. İnşaat sektörleri Türkiye'de genel olarak şunu sorayım. Büyük projeler var ya yapılan veya yapılması istenen. Bunların deprem konusundaki durumları ile ilgili size gelip danışılıyor mu, konuşuluyor mu? Bu konuda ciddi hazırlıklar yapılıyor mu Türkiye'de? Evet, yani özellikle büyük projeler dediğiniz, örneğin mesela Sinop Nükleer Santrali, Akkuyu Nükleer Santrali olsun. Yani kurumumuz bu konuda ciddi çalışmalar yapmıştı. Yani özellikle deprem tehlikesi açısından. Evet. Yani bunlar uzun zamandan beri, örneğin Akkuyu 40 yıldan beri değil mi hocam? 40 yıldır bu konuda deprem tehlikesi çalışmaları yapılmaktadır. Ve gerekli, yani tehlikenin minimuma da olması için ne gerekirse her türlü çalışma yapılmış durumda. Peki bana WhatsApp'tan da bir mesaj gelmiş. Bahçelievler Belediyesi'nin bu konuda yaptığı çalışmaları anlatmışlar. Vehbi Güleç göndermiş. Teşekkür ederim. Demek ki bu programı izleyen yerel yöneticilere de ilgili alanda tedbir alacak olanlara da teşekkür ederim. Birçok mesaj geldi Twitter ve Instagram'dan, hatta WhatsApp'tan gönderenler oldu. Son bir cümleyle bitirelim hocam. Cuma günkü toplantımızda İstanbul'la ilgili İçişleri Bakanlığı'nın düzenli toplantı, bütün ilçe belediye başkanları
kaymakamlar hepsi bir aradaydı ve o toplantıda da ilçe bazında neler yapıldığı, tüm ilçelerimiz aslında bu konuda çaba sarf ediyor. Önemli olan burada çok iyi bir koordinasyon sağlamak, bu koordinasyon görevinde AFAD'a düştüğünü düşünüyorum. Peki ben de burada yine notlarım arasında var. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na da teşekkür ediyorum. Bu konularla ilgili bazı belediyelerimiz çok daha titiz bir çalışma içindeler. Yakından takip ediyorlar. Bütün Türkiye'deki belediyelerin aynı seviyede. İzmir'de ciddi bir deprem bölgesi içinde, diğer Anadolu'nun diğer şehirleri. İzleyicilerimize teşekkür ederim. Değerli hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum katkılarınız için ve bu konuları yakından takip etmeye devam ediyorlar. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bu sene 150. yılında Türkiye'nin gerçekten medarı iftiharı diyebileceğimiz bir bilim kurumu. Buradan Haluk Özener Hoca bu bölümün müdürü bizimle beraber oldu ve de Profesör Doktor Ali Pınar. İyi pazarlar diliyorum. İzleyicilerimize aynı şekilde görüşmek üzere. Evet.